Fare fonksiyonları. AutoCAD'in kullanılmaya başlamasıyla kalemle yapılan çizimlerin yerini bilgisayar çizimleri almış, böylece çizimlerin daha kolay yapılması sağlanmıştır. Bu dersimizde fare tuşlarının AutoCAD içerisindeki işlevlerini öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi ekranımda bir motosiklet contasının çizimi var. Öncelikle farenin sol tuşuyla başlayalım. AutoCAD'de sol tıklama seçim yapmamızı sağlar. Örneğin bu daireye sol tıklarsanız daireyi seçmiş olursunuz. Eğer dıştaki daireye tıklarsanız bu kısmı da seçebilirsiniz. Seçime Single Pick Type yani tek seçim tipi seçim denmektedir. Escape tuşunuza basarak seçimleri kaldırın. Şimdi Window Selection yani pencere seçiminin nasıl olduğuna bakalım. Birden fazla nesneyi seçmek için pencere kullanacağız. Eğer boş alanda sol tuşa tıklar ve imlecinizi sağa doğru sürüklerseniz, görüntüdeki mavi dikdörtgeni oluşturursunuz. Buna Window Selection yani pencere seçimi adı verilir. Pencerenin çizimini bitirmek için tekrar tıkladığınızda AutoCAD pencerenin içerisinde kalan tüm nesneleri seçecektir. Gördüğünüz gibi burada 3 daireyi birden seçtik. Bu nesnelerdeki seçimi kaldırmak için tekrar Escape tuşuna basın. Bu sefer imlecinizi buraya yerleştirin ve sol tıklayın. Eğer imlecinizi sol tarafa hareket ettirirseniz, yeşil bir dikdörtgen oluşturmaya başlarsınız. Yani eğer ekrana tıklayıp imleci sağa sürüklerseniz mavi, sola sürüklerseniz yeşil bir dikdörtgen elde ediyorsunuz. Bu yeşil dikdörtgene Crossing Window yani kesişen pencere adı verilir. Pencere çizimini bitirmek için tekrar tıkladığınızda AutoCAD pencerenin içindeki ve dışındaki nesneleri seçecektir. Tüm nesnelerin seçildiğine dikkat edin. Gördüğünüz gibi pencerenin kestiği her bileşen seçilmiştir. Crossing Window yani kesişen pencereyi Window Selection yani pencere seçiminden ayıran bu önemli ayrıntı unutulmamalıdır. Tekrar seçimi kaldıralım. Buradan da anlaşılacağı gibi farenizin sol tuşu seçim için kullanılmaktadır. Şimdi farenin sağ tuşundan bahsedelim. Eğer farenin sağ tuşuna tıklarsanız AutoCAD size içeriye duyarlı bir menü açacaktır. Menü içeriği tıkladığınız yere bağlı olarak değiştiği için içeriye duyarlı denmektedir. Örneğin eğer ekranın ortasına sağ tıklarsanız, AutoCAD genel amaçlı araçları içeren bir menü görüntüleyecektir. Eğer şeritteki bir araca sağ tıklarsanız, şeritle alakalı araçların olduğu bir menü ile karşılaşırsınız. Eğer Layout yani plan sekmesine tıklarsanız, Layout sekmesine özel araçları görüntülersiniz. Escape tuşuna basarak bu menüyü kapatalım. Şimdi bu daireyi seçmek için üzerine sol tıklayın ve sağ tıklayarak bu menüyü görüntüleyin. Menünün düzenleme ile ilgili bazı araçları içerdiğine dikkat edin. Burada da görüleceği gibi AutoCAD'de her sağ tıklama bir menü görüntülemenizi sağlar. Escape tuşuna birkaç kez basarak bu nesneleri ekranınızdan temizleyin. Fareyi kullanmaya devam ettikçe sağ ve sol tıklamaları daha iyi anlayacak ve fareyi daha etkin kullanabileceksiniz.